Hepiniz hoş geldiniz. Tanıyanlar var, tanımayanlar için. Anıl Ayvaz, ben Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Başkanı'nda ziraat mühendisi olarak görev yapıyorum. Bugün birlikte meyve ağaçlarında aşılama konusunu işleyeceğiz. Bu konu hakkında bilgilerimi, tecrübelerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Önce aşılama nedir ile başlayalım. Aşılama aslında çok böyle kabaca bir nevi organ naklidir. İki farklı bitki parçasının bir araya getirilmesi ve buradan bir bitki elde edilmesine biz aşılama diyoruz. Organ nakli olduğu hususunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın ki yaptığınız işlemin ne kadar aslında önemli ve zor olduğunu unutmamış olursunuz bu böylelikle. Dolayısıyla bu iş içinde verdiğimiz özen o derece fazla olur. Aşılamada bizim iki tane tabirimiz var. Bundan sonra bu eğitim esnasında bu iki tabiri kullanacağım. Bizim aşılamak istediğimiz çeşidi o gözü, kalemi aldığımız bitkiye kalem diyoruz. Alt taraftaki toprakta kökü ve gövdenin bir kısmını oluşturan bitkinin parçasına da anaç diyoruz. Yani alt taraf anaç, üst taraf kalem. Bundan sonra hep bu iki terimi kullanacağım. O yüzden bu konuda da anlaşmış olalım. Şimdi bizim böyle bir ağacımız var. Ağacın o orta tarafında mavi çizgiyle çizilen alanda aşı yaptığımız yer olarak düşünecek olursak, bakın orada bir göz var. O mavi çizginin alt tarafı kök ve gövdenin aşı yerinde olan kısmına anaç diyoruz. Aşı yerinin üst tarafına ise kalem diyoruz. Bu iki tabiri birbiriyle karıştırmayın. Anaç ve kalem bundan sonra dediğim gibi bu eğitim boyunca böyle sıklıkla kullanacağım iki tabir olacak. Şimdi sol tarafta dediğim gibi bitkinin kökünü ve aşı yerine kadar olan gövde parçasını oluşturan kısmı anaç diyoruz. Aşı yerinden üst taraftaki kısmı ise kalem diyoruz. Bazı durumlarda ise bu anaç üstüne ara anacı aşılıyoruz, onun üstüne kalem aşılıyoruz. Yani bitkimiz sol taraftaki gibi iki parçadan değil, üç parçadan oluşmuş oluyor. Bu ara anaçları ne zaman kullanacağız, nasıl kullanacağız, onları hep birlikte birazdan bakacağız. Biz peki neden aşılama yapıyoruz? En büyük sebebi diğer vejetatif ve generatif yöntemler ile çoğaltılamayan bitkilerin çoğaltılmasında. Vejetatif çoğaltma tohum haricinde olan çoğaltmadır. Yani bitkinin bir parçasıyla yaptığımız çoğaltmalara diyoruz. Aşı olabilir, buna doku kültürü olabilir, daldırma olabilir. Bunlara vejetatif, tohumla yaptığımız çoğaltmaya ise generatif diyoruz. Şimdi meyve ağaçlarında generatif çoğaltma, tohumla çoğaltma oldukça zor. Hepiniz herhalde tecrübe etmişsinizdir. İşte bir meyve, yediğiniz bir meyvenin çekirdeği toprağa ekmişsinizdir. Ama o yediğiniz meyve kadar tatlı, onun kadar böyle güzel bir meyve sonuçta alamamışsınızdır. Bu tamamen meyve ağaçlarının kalıtsal özelliklerinden, heterozigot yapısında olmasından kaynaklı bir durum. Bir de bazı bitkiler, bazı meyveler çekirdek vermiyor. Mesela çekirdeksiz üzüm, portakal, mandalin, muz. Bunlar da mecburen vejetatif yöntemlerle çoğaltma yapmamız gerekiyor. İşte diğer yöntemlerle çoğaltılamayan bitkileri çoğaltmada aşılamayı kullanıyoruz. Anaçların bazı özelliklerinden faydalanmak için kullanıyoruz. Bazı anaçlar kireçe karşı daha dayanıklı oluyor. Bazı anaçlar susuzluğa karşı daha dayanıklı oluyor. Bazı anaçların bodur, yarı bodur yapıda olması bizim tercih sebebimiz olabiliyor. Dolayısıyla anaçların özelliklerinden faydalanmak için de aşılama yapıyoruz. Bir diğeri ise daha kaliteli ve verimli ağaçlar elde etmek bizim hedefimiz.
Mesela Arnavutlar'da, Turunçgillerde bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. İşte Turunçgillerde çok fazla sayıda anaç var. Bu anaçların her biri bizim toprak karakterimize, iklim özelliklerine, sulama durumumuza, suyumuzun kalitesine göre seçim yapacağımız farklılıklar arz ediyor. Yine onun dışında armut mesela diğer vejetatif yöntemlerle çoğaltılamıyor. Yani bir daldırma yöntemiyle çoğaltmamız çok da mümkün değil. O sebeple de armutta da mecburen aşılama yöntemine gitmemiz gerekiyor. Şimdi turunçgillerde çok fazla anaç var demiştim. Gördüğünüz sol tarafta yazılan turunç tam yüzüğe kadar olan anaçlar her biri turunçgil üretiminde kullandığımız anaçlar. Bunları da birbirine göre avantajları ve dezavantajları var. Bu avantaj ve dezavantajlar bizim yetiştirdiğimiz bitkilerimizi yetiştirdiğimiz ortama göre değişiklik arz ediyor. Mesela örneklenecek olursak turunç anacı orta derecede büyüme gösterirken kaba limon anacı çok fazla kuvvetli bir taç oluşumuna neden oluyor. Ya da onun yanısına yüzü anacı ise zayıf bir gelişim gösteriyor. Bu arada eğer böyle tabloyu dikkatli bir şekilde incelerseniz soru işaretleri var. Soru işareti olanlarda ise o konu hakkında yapılmış herhangi bir çalışma yok demektir. Gelişme kuvveti farklı olan ağaçlar elde etmek için yine aşılamayı tercih ediyoruz. Demiştim biraz önce işte bodur, anaçların bodur ve yarı bodur özelliklerinden faydalanmak için aşılama yapıyoruz. Bu anaçları buna göre seçiyoruz. En çok kullandığımız bodur, yarı bodur anaçlar elma ve kiraz çeşitlerinde karşımıza çıkıyor. Bu eğer biz elma yetiştirdiğimiz elma ve kirazı bodur ya da yarı bodur yetiştirmek istiyorsak bodur ve yarı bodur hakkında bilmiyorum bilgisi olan olmayan var mı ama olmayanlar için söyleyeyim. Bodur anaçlar taç yapısı küçük, yarı bodurlar bir tık daha büyük olan anaçlardır. Birazdan şekillerle de izah etmeye çalışacağım. Farklı toprak koşullarına dayanıp biraz önce de kısaca anlatmaya çalıştığım gibi toprağın kireçli olup olmaması, kirli, kumlu, tınlı yapıda olup olmaması bizim için önemli. Mesela şeftalide eğer kireçli bir toprakta yetiştiricilik yapacaksak GF677 anacını kullanmamız bizim için iyi olacaktır. Farklı iklim koşullarına dayanıp bazı meyve türleri de özellikle mesela turunçgil üç yapraklı anacı soğuklara daha dayanıklı bir anaç. Dolayısıyla biz daha soğuk alanlarda turunçgil yetiştirmek istiyorsak bu anacı tercih etmemiz gerekiyor. Hastalık ve zararlılara dayanıklık için işte birçok bitki hastalık ve zararlarına dayanıklı olan anaçlar var. Şeftalide mesela bir anacımız toprak altı zararlısı olan nematoda karşı oldukça dayanıklı. Dolayısıyla bizim eğer toprağımızda bir nematot zararlısı varsa, nematot da bulaşık ise toprağımız, Nemogard anacını şeftalide kullanmamız faydalı olur. Yine turunçgillerden örnek verecek olursak, mesela turunç anacı da Pitofthora hastalığına karşı dayanıklı iken nematoda karşı dayanıksız. Ya da nematoda karşı dayanıklı olan karizo anacı Pitofthora'ya daha dayanıklı. Bunlar bizim işte yetiştireceğimiz ortamdaki bitki hastalık ve zararlarıyla bulaşık olma durumuna göre bu anaçları seçiyoruz. Ara anaçların olumlu etkilerinden yararlanmak için yapıyoruz. Bazı tür ve çeşitlerde yaptığımız aşılamalarda uyuşmazlık gösteriyor. Bu uyuşmazlığı gidermek amacıyla bir ara anaçla uyuşmazlığın kaldırılmasını hedefliyoruz. Özellikle bodur anaçlarda mesela sıkıntılar yaşıyoruz.
Bodrum ağaçlar takdir ederseniz ki taç yapıları küçük olduğu için bir bitkinin üst tarafı ne kadar büyükse alt tarafı da o kadar büyüktür ya da küçüktür. Bodrum bir ağaçın tacının küçük olduğundan yola çıkarak kök yapısının da daha zayıf olduğu mantığını rahatlıkla kurabiliriz. Dolayısıyla biz eğer çok böyle rüzgarlı bir yerde, çok gevşek bir toprakta yetiştiricilik yapacaksak ve bodur daha küçük taçlı bitkiler yetiştirmek istiyorsak, bu sefer anacımızı yarı bodur seçiyoruz. Bir tık daha kökleri kuvvetli olan bir anaç seçiyoruz. Onun üstüne bodur anaç aşılıyoruz ara anaç olarak. Sonrasında da kalemimizi üretmek istediğimiz çeşidi aşılıyoruz. Böylelikle hem bodura yakın, çünkü iki anaç kullandık, yarı bodurdan bodura geçtiğimiz için yarı bodur özelliğini taşıyacak bizim bitkimiz. Hem bodura yakın bir taç yapısı elde etmiş oluyoruz, hem de aşı uyuşmazlığının önüne geçmiş oluyoruz. Örnekle verecek olursak, mesela elmada anaç olarak M9 çeşidini kullanacak olursak, burada M9 çok bodur bir anaç, kök sistemi zayıf. Dolayısıyla işte sert rüzgarlarda, gevşek topraklarda bizim için ciddi bir sıkıntı, devrilme ile ilgili sıkıntılar yaratabiliyor. Bunu ortadan kaldırmak için ise biz yine M9'un o bodurluğunu kullanmak istiyoruz. M9'un altına farklı bir anaç, daha kuvvetli, yarı bodur bir anaç yetiştiriciliği yapıyoruz. O anacın üstüne M9'u aşılıyoruz ana anaç olarak. Ondan sonra da yetiştirmek istediğimiz elma kalemini aşılıyoruz. Böylelikle yarı bodurun kökleri daha kuvvetli olacağı için hep rüzgarlarda devrilme riskini azaltıyoruz. Hem de kökleri daha kuvvetli olduğu için topraktan su ve besin maddesinin çekimi daha kolaylaşıyor. Mesela yine elma ağacından yola çıkacak olursak, her bir farklı elma ağacının işte taç yapıları birbirinden farklı. En sağda gördüğünüz çöğür klasik ile ifade edilen ağaç, tohumdan elde edilen anaçtır. Çöğür dediğimiz şey tohumdan elde ettiğimiz bitkidir. Çöğür en büyük elmada taç hacmini veren anaç. M9 anacı da biraz önce örnekte adı geçen, o da böyle bodur bir anacımız. Çöğüre oranla çok çok daha küçük taç yapısı oluşturuyor. Çok daha küçük taş yapısı oluşturması bize birim alanda daha fazla bitki yetiştireceğimiz anlamına geliyor. Hasadın daha kolay olması anlamına geliyor. Hastalık ve zararlarla daha kolay mücadele edebileceğimiz anlamına geliyor. Bu anlamda bodur ya da yarı bodur çeşitleri de kullanıyoruz. Evet, bir başka örnek. Anacımız bu sefer ayva. Ayvanın üstüne armut aşılamak istiyoruz. Ayvanın üstüne armut aşıladığınız zaman bu aşılama işlemi uyuşmazlık gösteriyor ve tutmuyor aşınız. Dolayısıyla bu ayvayla yetiştirmek istediğimiz armutun arasına ara bir anaç aşılayarak bu uyuşmazlığı ortadan kaldırmış oluyoruz. Bir diğer aşılama yapmamızdaki amaç çeşit değiştirme. Yetiştirdiğimiz bitkinin çeşidinden memnun değilsek, sözgeyimi biz bir yağlık zeytin yetiştiriyorsak ve sofralık zeytine geçmek istiyorsak, o zaman aşılama yapıyoruz. Ya da turunçgiller üzerinden gidecek olursak, işte turuncumuzun üstüne turunçtan vazgeçip portakal, mandalin, limon aşılayabiliriz. Ya da evlerimizdeki, bahçelerimizdeki güllerden örnek verecek olursak, kırmızı gülümüzden memnun değilsek bunu sarıya çevirebiliriz, beyaza çevirebiliriz. Dediğim gibi çeşit değiştirme amacıyla bu aşılamaları yapıyoruz. Ağaçlarda zarar gören kısımların onarılması için yapıyoruz.
bu çeşit değiştirme anlamında değil, aynı çeşitten, işte yine zeytinden örnek verecek olursak, zeytinde memecik çeşidimiz var. Herhangi bir sebeple bu dolu olabilir, kar yağışı olabilir, don olabilir, bir mekanik zarar olabilir, traktörle geçerken çarpıp dal kırmış olabilir. Herhangi bir sebeple bir zarar geldiyse ağacımıza, bu dan dolayı aşılama yapabiliriz. Aşılamada kullanacağımız aletlere böyle kısaca bir bakalım. Çok kalın dalları kesmek için testere, budama makası, aşı çakısı, aşı baltası, aşı bağı ve aşı macunu bizim için olmazsa olmaz gerekli olan malzemeler. Aşı çakısı şu yansıda gördüğünüz diğer çakılardan farkı, çakılın uç tarafının üst tarafında bir çentik var. Bu çentik kör, keskin değil. Özellikle göz aşılarında kabuğun kaldırılmasında kullanıyoruz. Bu bir de aşı çakısının çift taraflı olanları var. Birazdan bunlardan da bahsedeceğiz. Aşı macunu çok farklı markanın çok farklı ürünü var. Aşı macunu kullanabilirsiniz. Aşı bağı, özellikle aşılarda aşı bağı kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Elastik yapısında olmasından dolayı aşı yerinde meydana gelecek herhangi bir şişme ya da bitkinin büyümesine karşı bir direnç göstermeyeceği için bitki için böyle rahatlıkla büyümesini sağlayabilir. Alt tarafta gördüğünüzde aşı baltası şu şekilde olanları var. Bu şekilde olanları var. Bunları da kalem aşıları kullanmada, yapmada kullanıyoruz. Aşı çeşitlerine bakacak olursak, aşılar göz aşıları ve kalem aşıları olmak üzere ikiye ayrılıyor. Göz aşıları altında olgun dokusu bulunan veya bulunmayan küçük bir kabuk parçasıyla bunun üzerindeki tek bir gözden yaptığımız aşılamaya göz aşısı diyoruz. Sadece bir tek göz var aldığımız o kabuk parçasının üstünde, tek göz. Göz aşıları tek göz olması, daha küçük olmasından dolayı birazdan göreceğimiz kalem aşılarına göre yapması daha kolay. Bu sebeple uygulamada daha pratik oluyorlar. Göz aşıları kabuklarda yaptığımız için bu kabuğun odundan ayrılması gerekiyor. Dolayısıyla daha küçük yaştaki ağaçlarda ve hatta fidanlarda uygulamamız daha kolay oluyor. Göz aşılarında aktif büyüme döneminde bitkilerin, yani kabuğun odundan ayrıldığı dönemde uyguluyoruz. Bugün birlikte göreceğimiz göz aşılarına şöyle bir bakacak olursak, T göz aşısı, ters T göz aşısı, yama göz aşısı ve yorgalı göz aşılarını birlikte işlemeye çalışacağız. Göz aşılarımız da bu yaptığımız dönemlere göre durgun ve sürgün olmak üzere ikiye ayrılıyor. Eğer biz Mart-Nisan aylarında yaparsak sürgün göz aşısı oluyor. Mayıs sonu Haziran başında yaparsak yine sürgün ama bu sefer geç sürgün oluyor. Temmuz sonu Eylül başında yaparsak ise durgun göz aşısı oluyor. Göz aşılarının yapılışını fotoğrafını çekin. Sonrasında ben bunları size göstererek anlatacağım. Evet, sol tarafta budamızlıkla belirtilen dal parçası bizim kalemimizi, gözümüzü alacağımız dal parçası. Yani daha doğrusu yetiştirmek istediğimiz çeşidi alacağımız göz parçası. Buradaki o tomurcukla ifade edilen o gözü alıp anacımıza yerleştireceğiz. Bunun için bir gözü alıyoruz ve o gözü aldığımız büyüklük kadar, o gözün büyüklüğü kadar anacımızla bir yara yeri açıyoruz, bir cep açıyoruz. O cebe bu gözümüzü yerleştiriyoruz. Bu yerleştirme yöntemleri, göz alma yöntemleri her biri birbirinden farklı. O yüzden böyle göz aşılarında tek tek bir denemeye çalışalım. T göz aşısı bizim en sıklıkla yaptığımız, en kolay, başarı şansımızın en yüksek olduğu aşılardan bir tanesi. İnce dal ya da ağaçlarda yapıyoruz, yani fidanlarda yapıyoruz. Demiştim,
Gözyaşıları kabuğun odundan ayrılarak yapıyoruz. Ne kadar ağacımız yaşlanırsa kabuğun odundan ayrılması o kadar zorlaşıyor. Dolayısıyla ince dallar ya da genç fidanlarda yapmak daha kolay. Alacımızı T şeklinde kesiyoruz. Alaç neydi? Bizim çeşidini değiştireceğimiz bitkiydi. Çeşidini değiştireceğimiz bitkide alacımızda T şeklinde bir kesi açıyoruz ve aldığımız gözü o kesenin içerisine yerleştiriyoruz. Kesiyi alırken önce aşağıdan yukarıya gözü alırken önce aşağıdan yukarıya sonra da yukarıdan böyle bir kesi yaparak gözü çıkarmanız tavsiye oldu. Ben bunu yapmıyorum, yukarıdan kesip çıkartıyorum ama aşım tutuyor diyorsanız da yine tutabilir. Bunda bir behis yok. Ama aşağıdan yukarıya doğru kesim yaparsanız daha sağlıklı olur. Alacımızda da yukarıdan aşağıya doğru bir dik kesi kesiyoruz. Üstünden T şeklini verecek şekilde bu kesinin bir yarı yeri açıyoruz. Burada bir cep elde ediyoruz. Bu cebin içerisine damızlıktan aldığımız gözü yerleştiriyoruz. Burada önemli olan husus şu gördüğünüz alt tarafta soldan ikinci fotoğraftaki o gibi o cebe yerleştirdiğimiz gözle cebin boyunun uzunluğunun aynı olması gerekiyor. Gözümüz ne taşacak o yarı yerinden ne de sakit gelecek. Eğer birebir aynısı olursa aşıda başarı şansınız o derece artar. Yani farklı şekillerde, farklı ağaçlarda görüyorsunuz. Erik gibi sert çekirdekli meyve ağaçlarını mesela kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Eğer bahçenizde varsa en kolay sizi böyle yormayacak, üzmeyecek, mutlu edecek aşılar olur. Sert çekirdekli meyve ağaçlarında T göz aşısına başlarsanız elinizin alışması daha kolay olur. Gözü yerleştirdikten sonra alacımıza aşı bağıyla aşı yerimizi, yarı yerimizi sarıyoruz. Burada önemli olan bir püf noktası var. Yarı yerini sararken, aşı yerini sararken aşı bağını aşağıdan başlayıp yukarıya doğru sarıyoruz. Bu önemli. Neden önemli? Çünkü üst tarafta daha doğrusu düğümün üst tarafta kalmasını istiyoruz. O sıkı kısmı düğüm atacağımız yeri üst tarafta kalmasını istiyoruz. Neden? Bitki öz suyu, yağmur suyu eğer olursa alt taraftan akıp gitsin. Orada çok fazla bir sıkışmaya sebep olmasın diye. Evet, bakın üst tarafta böyle kalacak şekilde düğümümüz alttan yukarıya doğru olacak şekilde aşı bağımızı sarıyoruz. Aşı bağı olarak da esnek malzeme kullanılmasını tavsiye ediyoruz demiştim. Başka bir şey kullanırsanız aşınız tutar mı? Tutar yani işte kolibandından tutun da streç filme, elektrik bandına, para lastiğine kadar birçok şey kullanabilirsiniz. Bunlar aşının tutmasını çok fazla etkilemez ama ne kadar esnek yapıda bir malzeme kullanırsanız dediğim gibi aşıdaki başarı şansını arttırırsınız. Göz aşılarında ki püf noktası ise gördüğünüz gibi bir göz alınmış damızlıktan. Bu gözün arka tarafında bir nokta görüyorsunuz. Gözden kastımız da çoğu zaman yaprak sapı oluyor biliyorsunuz. Bu yaprak sapının gözün arkasında bir yuvarlak halka görüyorsunuz. Eğer bunu görüyorsanız gözü aldıktan sonra aşınızın tutmama oranı çok düşük. Eğer bu gözü, bu yuvarlaklığı görmüyorsanız gözü aldıktan sonra yaprak sapının tam arka tarafına düşecek şekilde o zaman çok kalın gözünüzü aldınız. Dolayısıyla daha ince göz almanız gerekiyor demektir. Bakın yine burada da o kırmızı noktayla işaretlenen alanda da o
gözün arkasındakini görüyorsunuz. Bu bazen yuvarlak olmayabilir, böyle yansıda gördüğünüz gibi kare şeklinde de olabilir. Önemli olan yaprak sapının tam arkasında, alt tarafında bu yapıyı görmeniz. Eğer bu yuvarlak yapının içerisi boşsa o gözü aşılamayın. Tutmayacak anlamına gelir. Bu da göz aşılarında sizin başarı şansınızı arttıran püf noktalarından bir tanesi. Odunsu tabakayı çekmeyeceğiz. Evet, odunsu tabakayı sadece kabuk. Göz aşılarında, özellikle T göz aşılarında biz sadece kabuğu alıyoruz. Evet, nasıl yapacağımızı şöyle bir daha bir bakalım. Yukarıdan aşağıya doğru anacımızla bir kese oluşturuyoruz. Sonra yukarıda böyle o kesiyi dik bir T oluşturacak şekilde kesi daha oluşturup şu cebi oluşturuyoruz. Bakın aşı çakısının arkasıyla kaldırıyoruz kabuğumuzu ki kesmesin diye. Bu cebin içerisine almış olduğumuz gözü yerleştiriyoruz. Size yine bir küçük püf noktası. Gözü aldıktan sonra o cebe yerleştirmeden önce böyle anacın üstünde bir tutun kesi yeriyle aynı boyutlarda mı diye. Eğer daha uzunsa mesela kısaltın. Daha kısaysa yapacak bir şeyiniz yok ama daha uzunsa kısaltabilirsiniz. Ondan sonra gözünüzü aşı yerine yerleştirirseniz daha sağlıklı olur. Farklı ağaçlar. Bu da bir turunç ilacı. Aşağıdan yukarıya olacak şekilde aşı bağımızla bağlıyoruz. Ters T göz aşısı. T göz aşısı ile yapılışında çok büyük bir farklılık yok. T'yi tersten oluşturuyoruz. Süt ve acı su veren bitkilerle uyguluyoruz. Turunçgillerde de tercih edebiliyoruz. Süt ve acı su veren bitkilerle ilgili fikri olan var mı bilmiyorum ama süt mesela incir, dut, acı su, ceviz veriyor. Tersten bunları yapmamızın sebebi bu çıkan sütün, acı suyun akıp ortamdan uzaklaşması. Çünkü biz istiyoruz ki anacımızla gözümüz birbiriyle örtüşsün, arada bir şey olmasın ve aşımız tutsun. Eğer bu hem anacımızla gözümüzün arasında bir acı su, süt girip de onların kaynaşmasını engelleyecek bir şey olursa bizim aşıda başarı şansımızı düşürüyor. Dolayısıyla bu sebepten dolayı ters T şeklinde kesiyi açıp o süt ya da acı suyun akmasını istiyoruz. Evet, dut yansıda gördüğünüz o beyaz beyaz çıkanlar da dutun sütü. Yine bakın dutta ters T şeklinde yapıyoruz. Bu sefer gözümüzü cebe alttan yukarıya gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Yalnız alttan yukarıya doğru yerleştirirken de gözümüzü bu şekilde kesmeye dikkat edelim. Yani gözümüz yukarıya doğru büyüsün ileride tuttuktan sonra şimdi aşağıya doğru büyümesin. Yine aşağıdan yukarıya gelecek şekilde aşı bağımızı bağlıyoruz. Yama göz aşısı böyle bir parça gözün, bir parça kabuğun alınıp anaca yerleştirilmesi olayına deniyor. Başarılı olmamız için gece ve gündüz sıcaklık farkının az olması gerekiyor. Kestende durgun göz aşısı olarak kullanırsak başarı şansımız artıyor. Biraz önce söylemiştim çift bıçaklı aşı çakıları var. Bu çift bıçaklı aşı çakılarından temin edip yama göz aşısını uygularsak çok daha rahat hareket ederiz. Gözümüzün altından ve üstünden böyle gelecek şekilde o çift bıçaklı aşı çakısıyla gözümüzü alıyoruz, çıkartıyoruz. Bir pencere şeklinde gözümüz çıkıyor. Daha sonra aynı büyüklükte gözümüzü aldığımız birebir aynı büyüklükte anacımızda da bir pencere açıyoruz. Kabuğu komple kaldırıyoruz. Bu pencerenin içerisinde de o gözümüzü yerleştiriyoruz. Eğer biz planlarda bunu uygulayacaksak bu aşılarımızı, göz aşılarımızı toprak seviyesinden çok fazla yukarı çıkmamaya özen gösterin. Ama bazen de aynı ağaçta farklı bir çeşit
olmasını istiyoruz. Bahçemizi tesis ediyoruz. Sıklıkla en çok karşılaştığımız problemlerden bir tanesi, özellikle Bornova'da, kiraz bahçesi zamanında tesis edilmiş ancak tozlayıcı çeşit yok. Ya da çok az sayıda var. Ya da yeri yanlış. Bu durumda biz bir ağacı komple keserek yeniden yeni bir tozlayıcı çeşit dikilmesindense en azından bir ağacın, mevcut bir ağacın bir dalının tozlayıcı çeşide çevrilmesini istiyoruz. Bu amaçla da mesela yine göz aşısı uygulayacak isek o zaman yaptığımız yerde dalın ana dala birleştiği yakın bir yerden olursa daha sağlıklı olur. İşte sol taraftaki gibi anacımıza bir pencere açtık, bir yarı yere oluşturduk. Buraya da çeşit hangi çeşidi yetiştirmek istiyorsak onun dalımızdan aldık gözü yerleştirip aşağıdan yukarıya gelecek şekilde aşı bayıyla bağlıyoruz. Evet, yine yansıda gördüğünüz gibi penceremizi açtık. Çift bıçaklı aşı çakısıyla gözümüzü çıkardık. Aşağıdan yukarıya gelecek şekilde aşı bağını bağladık. Flüt göz aşısı, yama göz aşısından farkı, yama göz aşısına göre biraz daha büyük bir kabuk alıyoruz. Bu kabuğu da yine anacımıza yerleştiriyoruz. Dediğim gibi yama aşıdan farkı daha büyüktü. Bakın o ince dalı neredeyse çepeçevre saracak şekilde bir kabuk alıyoruz. Ama önemli olan nokta şu. Aldığımız gözün iki yakası bir araya gelmeyecek. Bu yani en büyük kritik noktalardan bir tanesi. Buna dikkat edecek şekilde gözümüzü alıyoruz. Yani o yansıda gördüğünüz gibi boşluk her zaman kalacak. Sert kabuklu meyvelerde uygulayabiliyoruz. Pikan cevizi de uygulayabiliyoruz bunu. Çok böyle pratikte kullanılması yaygın değil ama bazı üreticilerimizde bunu uygulamakta daha kolaylık olduğunu düşünerek bu flüt göz aşısını uyguluyorlar. Bakın gözün iki yakası bir araya gelmiyor. Orada bir boşluk kalıyor. İki yakası bir araya birazdan gelecek. O da daha farklı bir aşı yöntemi. Bir de bilezik var. Flüt göz aşısından farkı aşının, daha doğrusu gözümüzün o kabuğun iki yakası bir araya geliyor. Çepeçevre saracak şekilde dalı, gövdeyi gözümüzü çıkartıyoruz. Bunu daha sonra anacımıza yerleştiriyoruz. Bakın üst taraftaki flüt göz aşısı, alt taraftaki bilezik göz aşısı. Flüt göz aşısında bir boşluk var. Bilezik göz aşısında ise bu boşluk yok. Yongalı göz aşısı bir diğer aşımız. Durgun göz aşısı. Bu arada durgun göz aşısı, sürgün göz aşısı diye söylüyorum ama size sormadınız. Durgun göz aşısı ile sürgün göz aşısının arasındaki fark şudur. Sürgün göz aşısı aşıyı yaptıktan çok kısa bir süre sonra gözünüz eğer tuttuysa aşınız gözünüz uyanır ve sürmeye başlar. Aşı büyümeye başlar. Durgun göz aşısında ise aşı yaparsanız aşı tutsa bile durgun göz aşısını ne zaman yapıyorduk? Sonbahara girerken yapıyorduk değil mi? Aşınız tutsa bile gözünüz büyümez. O kışı dinlenme döneminde geçirir ve ertesi ilkbaharda sürmeye başlar. Bu sebeple birinin adı durgun, diğerininki sürgün. Bu yongalı göz aşısını da sonbahara girdiğimiz dönemde yapıyoruz. Yani durgun göz aşısı, yongalı göz aşısı. Nasıl yapıldığı konusunda ise birazdan anlatacağım. Cevizde, bağda sıklıkla kullanıyoruz. Özellikle cevizde kabuğun kolaylıkla kalkmadığı, kabuğun böyle ince bir şekilde çıkmadığı meyve çeşitlerini kullanmanız tavsiye olunur. Şimdi üst tarafta, sol tarafta görüyorsunuz. Önden ve yandan görünüşü. Bakın o yandan görünüşlü bir alt tarafta çentik gibi bir yapı var. Bu işte yongalı göz aşısı.
yine anaçta açtığımız yara yeri kadar, o boşluk kadar kalemden gözü çıkarmamız gerekiyor. Yani gözün büyüklüğüyle anaçtaki yara yerinin büyüklüğü birebir aynı olmalı. İlk önce alt taraftan bir kesi oluşturup sonra üstten alta gelecek şekilde gözümüzü çıkartırsak daha sağlıklı olur, daha kolay olur sizin için. Bakın, anaçta sol üst köşede yarı yerimizi açtık, bir çentik oluşturduk. Sağ üst taraftaki gözü alıyoruz ve o anaçta oluşturduğumuz yarı yerine yerleştiriyoruz. Aşağıdan yukarıya gelecek şekilde aşı bağını bağlıyoruz. Fotoğraftaki aşı bağının bağlanması yanlış. Alt taraftan düğümlenmiş. Düğümün üst tarafta olmasına lütfen özen gösterin. Evet, farklı bir bitkide, yine ceviz ama farklı bir bitkide yapılan aşılama. Bakın yine aşı bağı hatalı. Alt tarafta düğüm atılmış. Düğümün üstte olması sizin için daha başarı şansını artıracak. Özellikle ceviz gibi acı su veren bitkilerde önemli hususlardan bir tanesi. Bakın, şimdi yukarıdan aşağıya doğru bir kesi oluşturuyoruz. Daha sonra bir yarı yeri açacağız. Yukarıdan aşağıya doğru bu kesinin sonuna kadar kabuğu kaldırıp şu şekilde bir pencere gibi bir boşluk yaratıyoruz anacımızda. Daha sonra bu boşluk büyüklüğü kadar birebir aynı büyüklükte damızlığımızla gözümüzü, yani kalemimizi çıkartıyoruz. Şimdi burada görüyorsunuz arkada göz yok. Bu gözü görmüyorsanız odun dokusunu almışsınız demektir. Sadece kabuk almamışsınızdır. Bunu böyle biraz tıraşlarsanız o yuvarlak yapıyı görürseniz aşıda başarı şansınızı artırırsınız. Bunun için de işte aşı bıçağıyla böyle birkaç kez kabuğu tıraşlamanız yeterli olabilir. Ama çok da bunu yapamıyorum, tıraşladım hala daha o noktayı göremedim diyorsanız da özellikle cevizde odun dokusunun da aşı gözüyle birlikte yerleştirilmesi çok ciddi sıkıntı da yaratmıyor. Ama ne kadar ince bir yapıda, ne kadar kabuk inceliğinde bir göz parçası çıkartırsanız aşıdaki başarınız o derece artar. Bakın, dediğim gibi bir tık böyle kalın olabiliyor. Bazen çıkmıyor. Odun dokusundan kabuğu ayıramıyoruz. O durumlarda da yine aşılama yapabilirsiniz. Ama ne kadar ince alırsanız başarınız o derece artar. Aşı bağıyla yine bağlıyoruz ve tutmuş bir aşı. Yine ceviz. Cevizlere bağda sıklıkla kullanılır demiştim. Fotoğraftaki ise bir ayva. Ayvada da yani yumuşak çekirdekli meyvelerde de yongalı göz aşısını kullanabiliyoruz. Düzgün bir aşı bağı ile bağlama. Aşağıdan yukarıya gelecek şekilde bağlamışız. Üst tarafta düğüm almışız. İstediğimiz bu. Yine ayva bu da. Şimdi bir diğer aşılar ise kalem aşıları. Göz aşılarına göre daha uygulaması zor. Adı üstünde kaleme benzer aşılar. Kalem inceliğindeki dallardan aldığımız, yaklaşık kalem büyüklüğündeki dal parçalarından elde ettiğimiz aşılar. Buyurun, sizin sorunuz var. Bir daha tekrarlayayım. Ne? Kalem alırken. Nelere dikkat ediyoruz göz aşıları? Şimdi kalem alırken dikkat edeceğimiz hususlar sadece göz aşılarında değil, kalem aşıları için de geçerli. Alacağımız göz ya da kalemin hastalık ve zararlardan ağır olmuş olması gerekiyor ki hastalıkları bulaştırmayalım. Eğer kaleminizi ya da gözümüzü odun dalından, obur dalından alırsak
bitkinin meyveye yatması daha geç olur ama daha kuvvetli, daha sağlıklı bir bitki elde etmiş olursunuz. Büyümesi daha kolay, daha hızlı olur. Eğer meyve dallarından göz ya da kalem alırsanız bitkiniz daha kısa sürede meyveye yatar ancak gelişmesi biraz daha yavaş olur. Daha böyle cılız kalır. Yine hem kalem hem göz aşılarından mümkün mertebe ağaçların güneye bakan taraflarındaki dallardan gözleri ya da kalemleri alırsanız daha sağlıklı olur. Biraz daha söyleyeceğim kalemler için dalların, ince dalların, 1-2 yaşlı dalların orta yerlerinden kalemleri almanızı tavsiye ediyoruz. Gözler için de aynı şekilde bu geçerli. Bunları uyguladığınız zaman başarı şansınız artacaktır. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Aşı macunun görevi nedir? Aşı macunu yarı yerini kapatmak için kullanıyoruz. Ama göz aşılarında çok fazla aşı macununa gerek yok. Aşı böyle yapmamız bizim için yeterli oluyor. Üstüne bir daha aşı macunu çekmenize ya da aşı macunu sürmenize gerek yok göz aşılarında. Şimdi kalem aşılarını anlatırken aşı macununa değinmiş olacağım. Başka soru var mı? Buyurun. Hangi aşı var? Onları en son söyleyeceğim. Başka? Yok, evet. Devam ediyoruz. Tabii, buyurun. Şimdi yapılmış olan bağır ne kadar sürede çözülmesi gerekiyor? Şimdi aşını tutup göz aşını tutup tutmadığını yaklaşık 15-20 gün içerisinde anlaşılıyor. Eğer aşı yaptığınız, o kalemden aldığınız gözün rengi yeşil, sarımtırak renkli ise aşınız tutmuş demektir. Ve hatta aşı yaptıktan sonra o yaprak sapı düşerse aşınız tutmuş demektir. Eğer aşı yeriniz, aşı sapı, özür dilerim, yaprak sapı koyulaştıysa, kahverengi, siyahımsı ya da koyu yeşil renk aldıysa aşınız tutmamış demektir. Aşınızı tuttuktan sonra yaklaşık 15-20 gün, bu sizin yerinize, bitkinin çeşidine göre değişmekle birlikte yaklaşık 15-20 gün sonra aşı bağını komple çıkartabilirsiniz. Buyurun. Hocam ben bir şey sormak istiyorum. Tabii. Aşılarımızı yapmadan önce kalem alacağımız ağaça aşıya vurulacağımız şey, kalemin diğer ağacın gövdelerini boz tutmamak gerekiyor diye bir şey mi diyor? Evet, şimdi özellikle göz aşılarında bitkinizi aşı yapmadan önce bitkileri her iki taraf için hem alıcı hem kalemi alacağınız ağacı fidanı sularsanız kabuğun odundan ayrılmasını kolaylaştırırsınız bitkinin bünyesine daha fazla su olduğu için. Ama bu aşılama zamanı da bitkilerin böyle çok aktif olmadığı bir zaman olduğu için çok fazla da işe yaramayabiliyor kimi zaman. Yani bu günlerde biz yapıyoruz aşıları. Şu anda havalar soğuk ama biraz daha böyle ısınmasını bekleyeceğiz. Gözler kabarmış olacak. O zaman bizim aşı zamanımız. Yani suyu bitkiye suyun yürüdüğü zaman. Ama o zamanlarda da bitkinin çok fazla suya ihtiyacı yok. Yani siz ne kadar su verirseniz verin, bitki o derece sizin verdiğiniz kadar su çekmiyor. Tabii çok kurak toprağınız varsa, yağışlar çok önce kesildiyse aşı zamanınızda o zaman sulamanızda fayda olur ama mesela bu günler için konuşacak olursak sulamanızın gözü çıkarmanızda, kabuğu odundan ayırmanızda çok da fazla bir faydası olmayacak çünkü toprak suya doymuş durumda şu anda. Bir şey daha sorabilirim. Bir erik ağacına değişik bir erik aşılayabilir miyiz? Yani biraz önce söylemiştim mesela biz Bornova'da kirazda sıklıkla buna öneriyoruz. İşte tozlayıcı çeşit yok. Dolayısıyla aynı ağaca farklı bir tozlayıcı çeşidi aşılattırıyoruz. Yani o ağacı söküp yeni bir tozlayıcı çeşit plan dikilmesin diye, yıl kaybı olmasın diye. Siz de eğer özellikle hobi bahçesi ise bahçeniz, aynı ağaçtan farklı çeşitli erik almak istiyorsanız yapabilirsiniz. Ama bunu ticari olarak bunu yapmak çok da mantıklı değil. Buyurun.
Yani Ayvan'da biraz önce konuştuk ya, Arnavut çok tutmuyor, kabul etmiyor. Aranaç olarak başka bir şey kullanıp aşılayabilirsiniz. Yapabilirsiniz, sıkıntı yok. Aranaçsız ama çok başarılı olmazsınız. Buyurun. Aşı yapıldıktan sonra bakıp nasıl oluyor? Onları anlayacağım. Evet, buyurun. Yani Ayva'da şimdi kanserden kastınız ateş yanıklığıysa... Yani böyle patlamış mısır gibi. Tamam, ateş yanıklığı muhtemelen. Yapraklar böyle yanık bir vaziyette dökülmeden dağda kalıyor sanırım. Yani yapraklar böyle çok bazen böyle biraz buruşuk oluyor ama gördüğünde daha çok. Tamam. Yani muhtemelen anlattıklarınızda bakılacak olursa ateş yanıklığı hastalığı. Ve dalı ateş yanıklığı, yani hastalıkla bulaşık olan dalı kesiyorsunuz, temiz yere inene kadar. İletin demetlerinde herhangi bir koyuluk olmayacak, işte dal üstünde herhangi koyuluk olmayacak, yani dışarıdan baktığınızda dal olması gerektiği renkte olacak. Oraya kadar indikten sonra aşı yapabilirsiniz. Ama oraya kadar inmezseniz, o temiz dokuyu bulmazsanız, yaptığınız aşıda çok fazla bir işe yaramaz. Kalemenize, gözünüze hastalığı yine bulaştırmış olursunuz. Rica ederim. Buyurun. Göz aşısı yaptıktan sonra kaç santim yukarıda kesmek gerekiyor? Hemen üstünden kesebilirsiniz gözü. Evet. Evet, yani bir santim, yarım santim üstünden çok yukarıya çıkmadan yeni bir göz oluşumuna izin vermeyecek şekilde, yani anacın göz oluşumuna izin vermeyecek şekilde kesebilirsiniz. Buyurun. Bir ağaç. Yani meyve veriyormuş, neden aşılayacaksınız? Şimdi o ağacın çeşidini değiştirmek istiyorsunuz, yoksa o ağaç gibi ağaçlar mı? Yemez diyorlar bizim tabii bir oktan bahçenin. O ağacı ne yapacağız? Yani aşılayacaksınız. Çeşit. Kocaman bir ağaç. Komple keseceksiniz. Göstereceğim birazdan. Nasıl yapmanız gerektiğini anlatacağım. O da kurtulabiliyor mu? Evet evet, sıkıntı yok. Buyurun. Yani hurafedir, yapabilirsiniz. İnanıyorsanız, size başarı şansınızı artıracağını inanıyorsanız yapın. Ama bilimsel bir gerçekliği yok. Peki herhangi bir preparat var mı aşı gözünün içine koyup çıba gibi mesela kendini iyi yapın? Yok, hayır. Bir hormon, öyle bir kimyasal yok. Evet. Evet, başka soru? Evet, buyurun. Evet, yani aslında kadim bir iş ziraat. Ayın hareketlerine dikkat edilerek yapılması daha iyi. Hatta birçok şey hasat, ondan sonra diğer kültür uygulamalar, toprak işleme bile ayın hareketlerine göre yaparsanız daha iyi ama bunları anlatırsak böyle çok uzuyor bu iş. O yüzden ayın hareketsiz şekliyle siz öğrenin, sonra ayın hareketlerini daha geniş bir zamanda nasıl olacağını anlatalım. O baya baya uzun. Başka yoksa devam ediyorum. Evet, üzerinde 2 ila 4 göz bulunan dal parçasına kalem diyoruz. Bu kalemle yaptığımız aşıya da kalem aşısı diyoruz. Kankma aşı, çoban aşı, yarma aşı, İngiliz aşısı, bu kalem aşılarından bazıları. Kalem aşılarını yapmadaki püf nokta şu, biz kalemlerimizi Ocak-Mart ayında, yani bitkilerin dinlenme durumunda, dinlenme dönemindeyken alıyoruz bu kalemlerimizi. Bunları bir nemli pamuklu beze sarıp buzdolabında saklıyoruz. Ta ki bitkimize su yürüyene kadar.
anda mesela göz aşısında bugün gözümüzü alıp aynı gün aşımızı yapıyorduk. Ama kalemde öyle değil. Ocak-Mart ayında hava durumuna ve sizin bilgilerinizin, damızlıklarınızın olduğu yere bağlı olarak Ocak-Mart ayları arasında dal parçalarımızı alıyoruz, kalemlerimizi alıyoruz. Bunları buzdolabında pamuklu, nemli bir bezle saklıyoruz. Daha sonra ağaçlarımızı sürdüğünde bunları da anaçlarımıza yerleştirmiş oluyoruz. Abi ne kadar süresi? Neyin süresi? Ne kadar bekleyeceğiz? Ağaçlara sürülene kadar. Ağaçlara sürüldüğünü de şu şekilde anlarsınız. Eğer gözler kabarmaya başladıysa ağacınıza sürülmüştür. Gözler uyandıysa aşı zamanını kaçırmışsınız demektir. Yaparsanız tutmaz mı? Tutabilir. Ama başarı şansınızı azaltır. O yüzden gözler tam böyle kabardığı dönemde, ağaca sürüldüğü dönemde aşılamayı yaparsanız hem göz hem kalem aşıları için geçerli, başarı şansınızı arttırırsınız. Kalem alınacak sürgülerin çok fazla kalın olmamasına özen gösterin. Boğuma araları kısa olsun. Yani boğumdan kastımız da iki sürgünün arası kısa olsun. Bu mesafe ne kadar açılırsa aşınız tutsa bile aşınız tuttuktan sonraki bitki gelişimi o derece zayıf olur. O yüzden bu boğum aralarına dikkat edin. Kalemler çeşidin verimli, kuvvetli, sağlıklı ağaçların dallarından almaya özen gösteriyoruz. Mesela biraz önce söylediğim gibi aşı kalemleri de korunacak şekilde onları hazırlıyoruz. Dediğim gibi nemli bir pamuklu bezle bunları sarıp buzdolabında saklıyoruz. Buzdolabımız bu şekilde ise buzdolabının alt gözünde, sebzelik gözünde bunları saklamanız tavsiye olunur. Eğer yeni tip buzdolaplarınız varsa, buzluk aşağıda buzdolabı kısmı üst taraftaysa o zaman üst tarafta bunları saklıyorsunuz. Bezin pamuklu olması ve nemli olması önemli. Yeni buzdolaplarında biliyorsunuz, reklamlardan da görüyorsunuzdur, nem alma özellikleri olduğu için bu nemli bezi sürekli kurutmak isteyecektir. Çünkü nem varsa mantari hastalık var. O yüzden ara ara bu pamuklu bezinizi ıslatırsanız iyi olur. Streç filmle de bunları kaplayabilirsiniz. Ama çok fazla tercih etmiyoruz, tavsiye etmiyoruz. Mümkünse bir pamuklu bezi hafif nemlendirip kalemleri onlara sararsanız iyi olur. Evet, tümünü. Hocam aynı anda alıp, aynı anda aşılasak olur mu yani şu an? Ya onu tutar mı tutar ama böyle yaparsanız başarı şansınızı arttırırsınız. Evet, bugün birlikte göreceğimiz kalem aşıları ise dilcikli, dilciksiz, yarma, kakma ve kabuk aşısı. Kabuk aşısı, kabuk altı aşı, çoban aşı olarak da ifade ediliyor. Dilcikli aşı, İngiliz aşısı. İnce dal ya da fidanlarda uyguluyoruz. Tıpkı göz aşılarında olduğu gibi. Amaç ilik kalemimiz aynı kalınlıkta olursa başarı şansımız artıyor. Bu böyle birbirine geçen şekilde yansıda gördüğünüz gibi alt taraf anaç daha koyu kahverengi, üst taraf kalem daha açık parlak kahverengi olan yer. Böyle birbirine geçmiş şekilde bir aşı yöntemi. Aşılarımızı yaptıktan sonra göz aşılarında olduğu gibi bunlarda da aşı bağıyla bağlamamız yeterli oluyor. Aşı macununa gerek yok. Farklı şekillerde yapabiliyoruz. Bakın bu girintili çıkıntılı olması işte dilcikli aşının o adını veren kısmı. Sadece meyve aşılığı değil, mesela yansıda gördüğünüz soğan bitkisi, soğanla da uygulayabilirsiniz. Yapılışına böyle gelecek olursak, alıcımızı tepe noktasını kesiyoruz. Yerden 15-20 cm yükseklikte bunu kesim yaparsanız iyi olur. Yere ne kadar yaklaşırsanız aşı yerinin toprakla kapanması o kadar kolay olur.
aşirenin toprakla kapanması demek de bizim kalemimizden yeni köklerin çıkması ve anacın o kök avantajını kullanamayacağımız anlamına gelir. Dolayısıyla bizim her zaman için aşirenimiz toprak seviyesinden yukarıda kalmalı. Çok fazla aşağıya inmemeye özen gösterin. Aşağıya indikçe dediğim gibi toprakla kapanma ihtimali yükseliyor. Sonra aşağıdan yukarıya doğru böyle bir çapraz kesim yaparak bir yarayı açıyoruz. Sonra yukarıdan aşağıya doğru anacımızda bir kesi oluşturuyoruz. Aynı şekilde anacımız, özür dilerim, kalemimizde de birebir aynı açıda olacak şekilde birbiriyle örtüşecek şekilde bir kesim yapıyoruz. Daha sonra işte bu aşıya adını veren bu dilcik yapısını oluşturuyoruz. Daha sonra anaçtaki dilcikle kalemdeki dilcik birbiriyle örtüşecek şekilde kalemimizi anacımıza yerleştiriyoruz. Önemli husus demiştik, kalem ile anaç aynı kalınlıkta olmalı. Bunları yerleştirdikten sonra bakın işte iki farklı renkte anaç ve kalem birbirinden çok belli. Bunları böyle yerleştirdikten sonra aşağıdan yukarıya gelecek şekilde aşı bağımızı sarıyoruz. Aynı aşıyı diricik oluşturmadan da yapabiliyoruz. Yine meyilli bir kesim yapıyoruz anacımızda ve kalemimizde. Bunları birbiriyle kalemi ve anacı yerleştiriyoruz. Aşağıdan yukarıya gelecek şekilde de aşı bağıyla sarıyoruz. Buyurun. Dilcikte şey bağda bir randıman verir mi? Dilcikte mi? Evet. Verir. Ama daha hani kolayı mesela dilciksiz yapabilirsiniz bağda. Dilcikte çünkü şey biraz daha böyle işçiliğin daha fazla olduğu bir aşı. Bağda yani dilcikli de tutar ama dilciksiz yapmanızda da herhangi bir sakınca yok. İlla bağlıyoruz ya aşılarınızı. Evet evet, o ne kadar sıkı sıkı bağlarsanız normalde dedik bağda yani içinde daha bir emniyet olacak. Yani içinize o sinecekse yapabilirsiniz. Buradaki tek sıkıntı dilcikli ile dilciksiz arasındaki tek sıkıntı, daha doğrusu tek dezavantaj dilciklideki işçilik daha fazla. O diliciği oluşturmak için ayrı bir kesim yapıyorsunuz. Hem anaçta hem kalemde. Bu yaptığınız kesimde elinizin alışık olması lazım. Birbiriyle örtüşecek. Yani öyle bir yerden yapacaksınız ki o dilcikler birbiriyle bir araya gelecek. Farklı farklı yerlerden dilcik oluşturursanız birbiriyle temas etmezse hiçbir anlamı yok. Yani biraz el becerisi gerekiyor aslında dilcikli aşıda. Dilciksizde ise dilcikliğin daha fazla iken ama işçiliği de daha fazla. Yani birindeki avantaj bir taraftan da dezavantaj bize sağlıyor. Diyecek sizde de çok sıkı sıkıya bağlarsanız, aşı bağınızı çok iyi bağlarsanız yine tutma olasılığını yükseltirsiniz. Ama siz mesela bu kadar ince bir dalda kalem aşısı yerine göz aşısı yapmanız çok daha mantıklı sizin için. Yani bunlar biraz daha böyle profesyonel işi, yani el alışkanlığı işi. Ama göz aşısında çok daha başarılı olursunuz, kabuğu kaldıracaksınız. Burada kalemi işte çapraz kesin, alacı çapraz kesin, bu çaprazlardaki aşılar birbiriyle aynı olacak ki örtüşecek. Arada bir boşluk kalırsa uyuşmazlık olmasına sebep olur. Sizin onların faydası oluyor mu? Oluyor yani, özellikle artık plancılar onları kullanıyorlar. Hem işçilikten tasarruf, hem zamandan tasarruf, hem de tutma başarısı oldukça yüksek. Omega aşı olarak adlandırılıyor, onları da kullanabilirsiniz. Yatırım maliyetini karşılayabiliyorsunuz. Buyurun. Bir ağaç tek aşı mı yapılır? Efendim? Bir ağaç tek aşı mı yapılır? Bu kalınlıktaki planlara ya da dallara tek aşı yapılır. Büyükleri? Büyükleri birazdan göreceğiz. Açı 30 derece veya 45 derece. 45 derece. Bir yerden. Evet, buyurun. Özür dilerim, anlayamadım. Asmaya göz aşısı olur tabii ki de. Evet, yansıda gördüğünüz anaç meşe, kalem, kestane.
meşeye, kestaneyini böyle diyeceksiz şekilde aşılayabiliyoruz. Bakın diyeceksiz ince dallarda ya da küçük filamlarda uygulayabiliriz. Şimdi bu diricikli ve diriciksiz aşılarda ince dallara ya da planlara, küçük planlara yapıyoruz demiştik. Dolayısıyla bir an önce bir kalem aşılıyoruz. Artık yavaş yavaş daha böyle kalın anaçlara aşı yapmaya başlayacağız. Daha kalın anaçlara aşı yapmaya başladıkça da daha fazla kalem aşılayabileceğiz. Kestane ve cevizde yarma aşı oldukça yaygın olarak kullanılıyor. Kalem aşı olarak kalın dallara ya da kalın gövdeli ağaçlara uyguluyoruz. Çeşit değiştirmek amacıyla ya da herhangi bir sebeple zarar görmüş ağaçları yenilemek, onarmak amacıyla bu aşıyı uygulayabiliriz. Bir aşı baltasıyla anacımızı yukarıdan aşağıya doğru kesiyoruz. Sonra bu bir yarık açıyoruz, adı üstünde yarma aşı. Bir yarık açıyoruz, o yarığın içerisine de iki tane, önemlidir, iki tane birbirine karşılıklı olacak şekilde anaçla kalem yerleştiriyoruz. Şu sağ üst tarafta alttaki göz yazan çizimde gözün hemen altında bu yara yerini açıyoruz kalemde. Yani anacımıza orası giriyor. Gözümüz kalemin hemen üst tarafın, özür dilerim, anacının hemen üst tarafında kalacak şekilde kalemimizi hazırlıyoruz. Bu da bunun püf noktalarından bir tanesi. Bu anlattığım kabuk ne, işte flüen ne, kambiyum ne diye soracak olursanız da kabuk, hep söylüyoruz kabuğun odundan ayrıldığı. Kabuk o en dıştaki yapı. İç taraflara doğru kabuğun alt taraftakiler de iletim demektir, flüen ve kısilen. Oraya da biz kabaca bu aşılamada odun olarak ifade ediyoruz. Şimdi anacımızda ortadaki gibi böyle bir yarık açıyoruz. Bu yara hazırladığımız kalemleri karşılıklı olarak yerleştiriyoruz. Daha sonra bu yarının üstünü aşı macunuyla, aşı macunu artık piyasaya çıktı, aşı macunuyla kapatıyoruz ki hastalık etmenleri oraya gelmesin, hastalık bulaşmasın ya da zararlılar gelip yumurta bırakmasın. Bakın A şeklinde hazırladığımız kalemler C'deki gibi anacımıza yerleştiriyoruz. Bunların nasıl yapıldığı konusunda şimdi size böyle bitkiler üzerinden fotoğraflarla anlatmaya çalışacağım. Testereyle şimdi anacımızı kesiyoruz. Macun yerine toprak koyabilir misiniz? Koyarsınız. Yani dediğim gibi ziraat kadim bir uğraş. Ama son yıllarda yapılmış çalışmalar gösterdi ki toprak kaynaklı hastalık etmenlerinin aşı yaptığımız yara yerlerinden girişip bitkiye kolaylaşıyor. Dolayısıyla aşı macunu kullanmanız tavsiye edilir. Ama toprak kullanırsanız da, yani kadim bir yöntem bu, bir sıkıntı yok. Ama hastalık ve zararlar açısından aşı macunu kullanmanız daha doğru olur. Yani toprak havan gibi değil bu arada. Evet, iyice yani toprak gibi değil, çamur gibi aşı yerini kapatacaksınız. Onu sulandırıp çamur kıvamına getireceksiniz toprağınızı. Şimdi testereyle kestik. Anacımız, bakın görüyorsunuz, girintili çıkıntılı testerenin dişlerinden dolayı. İlk önce bunu perdahlıyoruz. Bu yara yerini düzeltiyoruz. Bir bıçakla ince işçilik yapıyoruz. Bakın bu işte düzeltilmiş oluyor. Daha sonra eğer aşı baltamız yoksa keskin bir bıçakla böyle diklemesine bir yarma açıyoruz. Bunu bıçakla açmanız çok da kolay değil. Bunun için böyle bir tokmak, bir çekiç kullanırsanız iyi olur. Yalnız burada da bir sıkıntı var. Elinizin ayarı yoksa bu yarma çok fazla büyüyebilir, bu yarık. O yüzden böyle bu işe elinizin yatkın olması gerekiyor. Eğer yok, daha ben yeni başladım, işte acemiyim derseniz de bu işte boruları bağlamakta kullanılan bir aparatı alt tarafta, yani ne kadar yarmak istiyorsunuz onun altından sıkıca sarıp ondan sonra
işte aşı baltasıyla ya da keskin bir bıçakla yarmayı oluşturabilirsiniz. Yarmayı oluşturduktan sonra da bu yarığı içerisinde kalemleri yerleştirmek için bir tokmakla bu yarığı açık tutmanız gerekiyor. Yoksa o basınçla tekrar yarık kapanacak. Kalemlerimizi hazırlıyoruz daha sonra. Önce alıcımızı hazırladık, sonra kalemlerimizi hazırlıyoruz. 2 ila 4 göz bulunuyordu kalemlerimizi, hatırlarsınız değil mi? Kalemlerimizi hazırlıyoruz. Kalemlerimiz B şeklinde kesiliyor. Kalemin alacık dış tarafına gelecek kısmı kabuğu kaldırmayacağız orada. Kabuk hala görünecek. Bu yara yerleri, kalemdeki yara yerinin o açıklığın anaçtaki yarmayla birebir aynı boyutta olmasını istiyoruz ki açıkta yara yerimiz kalmasın. Bunları yerleştiriyoruz. Kalemimizi bakın yerleştirdik. Karşılığında bir kalem daha yerleştirdik. Şimdi buradaki kalemlere dikkat ederseniz istemediğiniz bir şey var burada. Fark eden var mı? Ne var? Açık kalmış. Başka? Diğeri eğilir. Göz içeride kalmış. Göz içeride kalmış. Tamam. Başka? Üstten kesilmemiş. Evet. Üstten kesilmemiş. Üstten kesilmesi bir şey oldu mu hocam? Şimdi burada temel iki tane hata var. Bir tanesi kalemdeki yara yeri tamamen alıcın içerisinde kalmasını istiyoruz. Yani kalemi alaca yerleştirdikten sonra sadece kabuk dokusunu görmemizi istiyoruz. O açık yeşil, yeşil rengi görmeyeceğiz. Kahverengi kabuk dokusunu görmemizi istiyoruz. Sol taraftaki kalemde bakın çok az da olsa bir yara yeri açıklığı, boşluğu var. Bu bizim istemediğimiz bir şey. Her ne kadar bunu aşı macunuyla da kapatacak olsak da tercih etmediğimiz, birebir aynı boyutta olmasını istiyoruz. Bir diğeri de, ne demiştim? Kalemler 1-2 yaşlı dalların orta kesimlerinden alınıyor, hatırlarsanız. Bu dalın ucundan alınmış, her ikisi de. Dolayısıyla bu da bir hata. Başarı şansımızı aslında azaltan bir şey. Yani bu kalem tutar, yani ama orta kesimden alırsak tutma şansını arttırırız. Bakın burada gördüğünüz kalem, o üst taraftaki kesim, işte bizim istediğimiz, yani ortadan alındığını varsayıyoruz. Çünkü uçta bir kesim yapılmış. Bizim istediğimiz dal parçası bu şekilde. Kalemlerimizi yerleştirdikten sonra ise aşı macunuyla yara yerlerini kapatıyoruz. Yara yerlerinden kastımız, o yarık da biraz kalemin etkisiyle de açık kalacak. O yarın içerisinde de biraz aşı macunu akarsa iyi olur. Bu arada aşı macunu hiç kullanmamış olanlar için eğer gidip de bir ziraat ilaç bayisinden aşı macunu alırsanız hafif katı kıvamlıdır. Onu böyle ılık suda biraz bekletirseniz akıcı kıvama geçer. Uygulaması daha kolay olur. Kaynamayı önlemez mi hocam aşı macunu? Yok, önlemez sanırım. Yok. Yani mesela bu yansıda gördüğünüzdeki gibi şimdi şeyde yarmalı bir açıklık var. Kalemlerden kaynaklı, kalemin kalınlığından kaynaklı. Orada bir boşluk olmuş. İster istemez zaten o aşı macunu akacak aşağıya. Biraz daha fazla aksın ki oradaki yeri yeri de kapansın. Hastalık etkeni gelmesin. Biliyorsunuz hastalık etkeni gözle görünmeyecek kadar küçük. Dolayısıyla ne kadar fazla alanı kapatırsak aşı macunuyla hastalığın bulaşmasını o derece azaltırız. Kalemler o kadar kalın olmalı olabiliyor mu? Evet, bu kadar kalın olmamalı da kalemler. Özür dilerim, bir daha... Ağaç yapmış, evet, o da var. Şimdi, zeytin zaten şey demiştiniz, hep 3 dal için. Mesela, bu 2 oldu, 3 yapmadık. Şimdi burada yarma açıyoruz ya, bunu üçe çıkartamayız. Yani bunun için aksi istikametinde T şeklinde bir yarma daha açmamız gerekiyor. Çatlatırız gider anacımız. O yüzden bu aşıda, yarma aşıda sadece iki kalem yerleştirebiliyoruz.
Üçü yerleştireceğimiz bir yer yok. Zeytin özelinden geçecek olursak da, şimdi biz burada bir tane dal kestik. Hep söyledim, dünkü zeytin budama eğitiminde de katılanlarımız hatırlar. Bir dal kestiysek bir dal olarak bırakacağız. Dolayısıyla bu iki kalemden bir tanesini tercih edeceğiz. Yola ona yürüyeceğiz. İkisi de kalmayacak. O kalan biri gövde olarak değerlendirip oradan uçtala edilmeye çalışacağız. Şimdi üst tarafı aşı macunu sürüyoruz ama bu yan tarafta kalemin göründüğü yerlere de aşı macunu sürersek iyi olur. Oradaki yara yerlerini de kapatmış oluruz. Hocam bir de iş kısa ye, kabuğu alalım demiştiniz bir önce. Şurada içine giren. Evet, evet, içeridekileri alıyoruz. Dışarıda kabuk kaldı. Alınmamış galiba ama. Burada mı? Şu, yani şu sağ tarafta biraz böyle var gibi ama tam da şimdi kalem görmediğimiz için orada bırakmış da olabilir. Alınmamış olsun. V şeklinde kestiği için muhtemelen kabuğu kaldırmıştır orada. Alınması bir mahsuru var mı? Yok, orada çok ince bir yapı kalır zaten. V şeklinde kesiyorsunuz ya. Tam V'nin ucunda böyle belli belirsiz bir kabuk kalabilir. Onunla bir daha uğraşmanıza gerek yok. O boşta kalacak zaten. Yarmanın çevresinde kalacak. Anacın odun dokusuyla temas etmeyeceği için çok da ciddi bir sıkıntı yok. İşçiliği arttırmanıza gerek de yok. Başka soru var mı? Yok. Aşı macununuzu sürüyoruz. Kalemlerin yan taraflarına da aşı macununu sürüyoruz. Bu yarma aşımızı yansıda gördüğünüz gibi bağları uygulayabiliriz. Biraz önce kalın dallarda, gövdelerde uyguluyoruz demiştim ama bağda bu yansıdaki gibi ince dallarda da yapabilirsiniz. Zeytinde de oluyor mu hocam? Olur, zeytinde de yaparsınız. Ama zeytinde daha kolayları varken neden böyle bir şey yapasınız yani? Birazdan içeceğimiz çoban kabuk altı aşı varken neden yarma aşı yapasınız? Bakın yine böyle işte bir daha bir üstünden geçecek olursak bir bıçak yardımıyla bir yarma açıyoruz. Daha sonra bir tokmakla bir aparatla o yarmayı birbirinden uzaklaştırıp kalemlerimizi yerleştiriyoruz. Yansıda gördüğünüz bitki kiraz. Bir de kalkma aşı var. Kalkma aşı oldukça zor. İnanılmaz meşakkatli, tamamen işçilik gerektiren, el emeği isteyen, tecrübe isteyen bir aşı. Alıcımızın tepesini kesiyoruz. Ve daha sonra alıcımızda V şeklinde üçgenimsi yapıda bir boşluk oluşturuyoruz. Kabuğu odunla beraber alıp dışarıya çıkartıyoruz. Aynı şekilde aynı boşluğu dolduracak şekilde kalemimizi hazırlıyoruz. Kalemimizi o boşluğa yerleştiriyoruz. Bakın, o boşluk bu. Bu boşluğu oluşturduğundan dolayı işçiliği yüksek, hazırlanması zor, el becerisi, tecrübe gerektiren bir aşı. Evet, bu anacın büyüklüğüne göre 2, 4, 6, 8 ne kadar anacınız büyükse o kadar fazla kalem aşılayabilirsiniz. Yine kalemdeki yara yeriyle anaçtaki yara yerinin birbirine örtüşmesine özen gösterin. Bakın bu işte boşluk olmasın. Her ne kadar bu boşluklar, bu yara yerleri aşı macunuyla kapanacak olsa da birebir olacak olursa aşıdaki başarı şansınızı arttırırsınız. Dediğim gibi ama uygulaması zor, el becerisi, işçilik, tecrübe isteyen bir aşı. En çok uygulanan kalem aşılarından bir tanesi. Kolay mı kolay? Hemen herkesin yaptığı bir aşı. Yine kalın dallar uyguluyoruz. Anacımızın kalınlığına göre yerleştirdiğimiz kalem sayısı farklılık gösterebiliyor. Ne kadar kalın dallarımız ya da anacımız ne kadar kalınsa o kadar fazla kalem aşılayabiliyoruz. Anacımızdaki kabuğu kaldırıyoruz. Anacımızı böyle bir flüt şeklinde hazırlayıp, flütün uç tarafı gibi hazırlayıp o kabuğun altına gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonra aşı macunuyla kapatıyoruz ve işlemimiz bitmiş oluyor. Zeytinde oluyor hocam bu? Zeytinde, evet. Bu gördüğünüz yansıdaki zeytin.
kabuğu zeytinde her ne kadar biraz önce hani kalın dağlarda uygulayabiliyoruz desek de fidanlarda da görüyorsunuz, uygulayabiliyorsunuz. Zeytin fidanının tepesini kesiyoruz. Sonra kabuğu kaldırıyoruz aşı bıçağımız ile. Kalemimizi hazırlıyoruz. Bakın flüt şeklinde kalemimizi hazırlıyoruz. Kalemimizi kabukla o odun arasındaki oluşturduğumuz yere yerine koyuyoruz. Bu şekilde. Şimdi böyle ince dallarda bazen farklı bitkiden böyle bir kabuk parçası alıp tutmayı kolaylaştırmak adına yerleştirebiliyoruz. Daha sonra aşı bağıyla işte mesela burada yansıda gördüğünüz para lastiğiyle bunu sıkı sıkıya bağlayıp iki farklı bitkinin bir araya gelmesini sağlıyoruz. Bakın yine zeytinde. Zeytin tepesini uçuruyoruz. Kabuğu kaldırıyoruz. Anacımızı oluşturuyoruz ve mesela bu yansımada gördüğümüz elektrik bandıyla, yani aşı bağı para lastiği yerine elektrik bandıyla bunu bağlıyoruz. Aynı şekilde böyle farklı lastiklerle de aşı macunlarını böyle sürüp de üstüne kapatabiliriz. Ama en çok da böyle kalın dallarda uyguluyoruz. Yine kalın dallarda gövdede kabuğu kaldırıyoruz. Kabuk uzunluğuyla kalemi yarı yarı birebir aynı uzunlukta olmasına dikkat ediyoruz. Kalemin ilk gözü alıcı yakın bir noktada ve dışarıya bakacak şekilde oluşturmaya yine özen gösterelim. Kabuğun altına kalemlerimizi yerleştiriyoruz. İstemediğimiz bir şey yarı yerlerini böyle açıkta kalması, birebir örtüşmesini istiyoruz. Mesela bu fotoğrafta 3 tane kalem yerleştirdik. Zorlasak 4 de olabilirdi ama 5 olmazdı sanırım. 2 de olabilirdi. Ne kadar çok kalem aşırarsanız başarı şansınız o kadar fazla olur. Ama hepsinin ya da birden fazlasını tuttuğunu da düşünürsek bunların içerisinden en sağlıklısını, en güçlüsünü bırakıp diğerlerini kesmemiz gerekiyor. Çünkü bir dal kestik ya da bir gövde kestik, bir dal bir gövde bırakmamız gerekiyor. Buna özen gösterin. Yani birden fazla kalem aşıladım, hepsi kalsın, hepsini büyüteyim diye düşünmeyin. Bu da eğitimlerinde söylediğim gibi ne kadar fazla dal varsa o kadar fazla beyin alacağınız anlamına gelmiyor. Biraz meyili keserseniz iyi olur, su tutmaz. Yağmur suyu biraz akıp gider. Burada yani meyil varsa da fotoğraftan belli olmuyor ama yani meyili keserseniz bir tık bile olsa o suyu durmayacak şekilde meyili keserseniz yine sağlıklı olur. Bakın ince dallarda da böyle 3 tane olabildiği gibi daha büyük dallarda daha fazla sayıda kalem yerleştirebiliyoruz. Bu yerleştirdiğimiz kalem sayısı tamamen dalın, gövdenin yani anacımızın kalınlığına bağlı. Dallarda çok fazla göz var. Evet, bu dallarda çok fazla. En fazla 4 göz istiyoruz. 2 ila 4 göz. 2'nin altında olmasın, 4'ün üstünde de olmasın. Bundan daha fazla olursa başarı şansınızı azaltırsınız. Çünkü dal ne kadar uzarsa ona işte daha fazla bitki besini, daha fazla su gerekli. Anacı da o kadar yorarsınız. Anaç ne kadar yorulursa da bu uçmazlık o derece artar. Daha doğrusu başarısızlık artar, özür dilerim. Gördüğünüz bir ceviz kalemi böyle meyilli bilgisiz aşırı olduğu gibi kalemleri hazırlayabildiğimiz gibi biraz önce zeytinde gördüğünüz gibi fül şeklinde de hazırlayabiliyorsunuz. Bu fül şeklinde hazırlayıp hazırlamamanız ya da bu yansıda cevizde gördüğünüz gibi bilcikli aşıda olduğu gibi meyili kesip kesmemeniz tamamen kalemin kalınlığına, sertliğine bağlı. Mesela cevizde zeytindeki kadar ince eşilik yapamazsınız. Cevizin kendi doğasındaki kalınlıktan, sertlikten dolayı. Dolayısıyla onda da böyle bir kalem hazırlamanız yeterli olur.
Ama zeytinde mesela daha kolay ince işleyip daha inceltebilirsiniz kaleminizi. Flütün uç tarafı gibi olabilir. Dolayısıyla ne kadar inceltirseniz o kadar başarılı olursunuz ama cevizle bunu sağlayamayacağımız için dicciklaşma olduğu gibi böyle bir meyilli kesim yapmanız yeterlidir. Dışlarını almak zorundayız değil mi hocam? Böyle. Evet, kabukla örtüşeceği için bunu almanız gerekiyor. Kabuğun altında kalan kısım da kabuk olmamalı kalemde. Anacık kabuğun altında olan kısımda kalemin kabuğu olmamalı. Buyurun. Kabuk aşısında incir ve cevizi uygulayabilir miyiz? Uygulayabilirsiniz. Biraz önce cevizde yaptık ya. İncir yapabilirsiniz. İncirde de yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Tutar. Bademi de yapabilirsiniz. Cevizde, ceviz, badem, kestane onlarda da olabilir. Tutta da olur. Yani birçok meyve çeşidinde olur aslında kabuk altı aşı. Çok kolay uygulaması kolay, tutma başarısı yüksek bir aşıdır. Birçok meyve tür ve çeşidinde uygulayabilirsiniz. Hem alacınızda hem kaleminizin de sol tarafta olduğu gibi böyle iyi olgunlaşmış olmasına özen gösterin. Özellikle kalemlerde kalemi aldıktan sonra sağ taraftaki gibi böyle bir boşluk, olgunlaşmada bir azalma, bir eksiklik görüyorsanız o kalemi aşılamayın. Başarı şansınızı azaltır. Yine buna keza anaçta da böyle bir şey görüyorsanız biraz daha alta inin. Ta ki o sağlam odun dokusunu görene kadar bunu yapın. Ama kalemde bunları kullanmazsanız daha sağlıklı olur. Şimdi bunları kalemlerimizi anacımıza yerleştirdik. Kabuk bazen yeteri kadar baskı uygulayamayabiliyor kalemimize. Bu durumda ise böyle ince cam çivilerini kullanarak kalemimizi çakabiliriz anacımıza. Önce kestiğimiz o kabuğu alıyoruz. Kabuğun üstünden kalemimizi anacımıza ince cam çivileriyle çakıyoruz. Çivi ne kadar kalın olursa kalemi çatlatmanız o kadar fazla olacağı için, riski arttıracağı için en ince çivilerle bu işi yapmanız tavsiye olunur. Kabuğu tamamen alacak mısınız? Kabuk, yansıda gördüğünüz gibi kabuk kalıyor. Şimdi kabuk yeteri baskıyı uygulayamıyor. Özellikle kaleminizde biraz kalınsa ya da sertse mesela cevizde bunu sağlayamazsınız. Cevizin kalemi daha böyle sert yapıda olduğu için o kabuğu hep itmek isteyecek. Kabuk da yeterli gücü yok kalemi baskılayamayacak. Dolayısıyla orada bir iki daha doğrusu anaçla kalem dokusu arasında bir birleşme olmayacak. Bu birleşmeyi sağlamak için yapay yol kullanıyoruz ve bir çiviyle bunu oraya sabitliyoruz. Aşı bağı da yapabilirsiniz ama bu kalınlıktaki, bu sertlikteki ağaçlarda aşı bağı çok fazla işe yaramaz. Yani o sertlik yoksa yaparsınız. Yani önemli olan anaçla kalem birbiriyle örtüşsün. Arada bir boşluk kalmasın. Bunu nasıl sağlarsanız sağlayın. Yani bunu ince işte cam çivisiyle yapabilirsiniz, aşı macunuyla yapabilirsiniz. Zeytinde olduğu gibi ince, o biraz önceki örneklerde olduğu gibi ince gövdeli anaçlarla yapıyorsak mesela aşı bağıyla, paralastiğiyle de yapabilirsiniz. O da olabilir. Yani yeter ki tutsun, neyle yaptığınızın çok önemi yok. Önemli olan anaçla kalem bütün nesli bir araya gelsin. Arada bir boşluk olmasın. Arada boşluk olduğu zaman başarısız olur aşınız. Tutmazsa ileride eğer kabuğu kaldırabiliyorsanız göz aşısı yapabilirsiniz. Ya da çok fazla bir seçeneğiniz yok. Bunda ya tutturduğunuz ya tutturduğunuz. Zeytin ise seçeneğiniz var. Ölmez ağacınız. Size biraz daha şans verebilir. Ama mesela bir ceviz de tutturamadıysanız o zaman işiniz biraz zor. Anacınızı öldürmüşsünüzdür muhtemelen diyebiliriz. Biraz önce söylemiştim ya, filizin böyle uç tarafındaki, ağız kısmındaki gibi kalemi hazırlıyoruz. Bakın ince dallarda bize imkan veren
bize bu fırsatı tanıyan incelikteki, yumuşaklıktaki dallarda bunu oluşturursanız böyle bir yapı daha sağlıklı olur. Burada gördüğünüz gibi o kalemin uç tarafındaki düz kesim ağacın üstüne oturacak. Ama cevizde olduğu gibi de böyle farklı bir kesim yapıp o dilcikli yapıdaki gibi bir kesim yapabilirsiniz. Yarı yerlerin birbiriyle kapanmasına özen gösterin. Bakın burada aşı bağı kullanılmış. Yani bu tamamen size kalmış. İlla çivi kullanın demiyorum. İlla aşı macunu kullanın demiyorum. Tek söylediğim şey kalem ile anaç birbiriyle örtüşecek. Arada bir boşluk kalmayacak. Şimdi burada yansıda bilmiyorum fark ediyor musunuz ama bize doğru bakan kalemde ilk göz mesela uyanmış. Yeşil yeşil yapraklar var. Yani aslında aşı zamanını kaçırmışız. Değil mi? Yani biz ne demiştik? Gözler uyanmadan önce kabardığında ağaca sürdüğünde yapın. Tutar mı? Tutar. Alın tutmuş. Yani o zaman yaptığınızı tutmaz diye bir şey yok. Tutar mı? Tutar. Ama sizin başarı şansınızı azaltır. Bakın aşı macunu da yok. Yine tutar mı? Tutuyor. Aşı macunsuz bile tutmuş. Üst tarafında aşı macunu bile de kapatmamışız. Evet, yarı yerleri de açık kalmış. Yani ne kadar yapılmaması gereken şey varsa her şey burada var. Bu yansıda amaç tutmuş. Yani her şeyi böyle birebir kitabına uygun yapmanız da sizin başarılı olacağınız anlamına gelmiyor. Bu yansıda gördüğünüz gibi. Evet, onlar da var. Yani elektriğiniz varsa matkabı da kullanabilirsiniz bahçenizde. Efendim? Tabii. Nerede hava? Yani evet, kalemle anaç arasında bir hava alıyorsa da birbiriyle örtüşmüyor anlamına gelir. Dolayısıyla başarı şansınız azaltır. Hayır, o aşı macunu için gerekli değil. Aşı macunu yarı yerini kapatmak, hastalık etmenlerinin girişini engellemek için. Yani aşı macunu şöyle düşünün, biz elimizi kestiğimizde nasıl tentür diyor, oksijenle susturuyoruz ki orayı dezenfekte ediyoruz, kapatıyoruz. Hastalık etmeli bir şey gelmesin diye. Bitkinin de tentür diyordu aşı macunu. Bir de toprakla yapıyorlar hocam bunu. Evet, toprakla da yapabilirsiniz. Evet. Mesela buraya aşı macunu yerine o çamurlaşmış toprak koyabilirsiniz. Ama biraz önce de ifade etmeye çalıştığım gibi son yıllarda yapılmış çalışmalar bize gösterdi ki toprak kaynaklı hastalık etmenlerinin bulaşması daha kolaylaşıyor oradaki yarı yerinden. Topraktan hastalık geliyor. Kalemleri de kapatarak yapıyorlar. Evet, soğuk yerlerde de şimdi toprağı kapattığınız soğuk yerlerde de anacın ya da dalın kalınlığına bağlı olmakla birlikte bir işte su şişesi, kola şişesi, çok kalınsa 5 litrelik mesela su şişelerini kesip onu koyuyorlar. Ya da işte pimaş borularla filan onu çevreleyip soğuktan korumaya çalışıyorlar. Yapılabilecek bir yöntem ama en azından borlama için bizim buralarda çok da gerekli değil. Özellikle aşıyı zamanında yapmayan yerlerde yapılıyor. Mesela işte bir yandan kar yağıyor, bir yandan aşı yapılıyor. O aşının tutmasını sağlamak amacıyla işte bu söylediğim yöntemler uygulanıyor. Kalemler böyle bir su şişesi, işte kola şişesi, işte yani kısacası anacın kalınlığına bağlı olarak onu böyle çepeçevre saracak bir şekilde bir şeyle kapatılıyor. Sırf soğuktan korumak için ama siz zamanında yaparsanız, ağacı suyurduğu zaman aşılamayı yaparsanız o soğuklar geçmiş olacağı için bu riskiniz kalmaz. Dolayısıyla böyle bir şey yapmanıza da gerek kalmaz. Hocam şimdi oldukça kalın bir anaça 3 tane kalem var. Farz edelim ki 3'ü de tuttu. Bunu mutlaka biri mi? Evet, mutlaka biri düşüreceksiniz. Biri düşürmezseniz 3'ü birbiriyle rekabet eder. Bu sefer size zarar dokunur. Aşı macunu yerine balmumu mu? Balmumu da kullanabilirsiniz. Katran kullanabilirsiniz. Neyi daha kolay bulabiliyorsanız, temin edemiyorsanız kullanabilirsiniz. Yeter ki
yarı yerini kapatır. Evet, hangi kalem hangi ağaca aşılanır? Kırmızı ile görünenler aşılanmaz, yeşil ile görünenler aşılanır. Mesela biz armut yetiştirmek istiyorsak ayvaya, armuta, armut çöğüne, çöğün neydi? Tohumdan elde edilen bitkiydi. Yabani ahlak. Efendim? Yabani ahlak, çöğün. Çöğün mü? Yabani ahlak. Yabani olmayabilir. Şimdi çöğürde ikiye ayrılıyor. Eğer elice tohumundan yetiştirirsek çöğür diyoruz. Kültür tohumundan yetiştirirsek yoz diyoruz. Ama ikisi de çöğür üst başlığında toplanıyor. Alıç ve ahlata armutumuzu aşılayabiliriz. Mesela kirazımızı kayısıya aşılayamıyoruz. Aslında kayısı ve kiraz birbiriyle yakın akraba bitkiler. Ya da kirazı erik, özür dilerim, kirazı eriği aşılayamıyoruz. Eriği ya da şeftali, eriği ve şeftaliyi kirazı aşılayamıyoruz. Ayvayı armutu aşılayamıyoruz. Elmayı armutu aşılayamıyoruz. Armutu elmayı aşılayamıyoruz diye. Şimdi bunu böyle internette aşılamayla ilgili bir şeyler araştırırsanız karşınıza şöyle bir şey çıkar. Sert çekirdekli meyveler, sert çekirdeklilere, yumuşak çekirdekli meyveler, yumuşak çekirdekli meyvelere rahatlıkla aşılanır. Ama bu yansıda gördüğünüz gibi bazı ayrımlar var. Bu kuralı uygulayamadığımız ayrımlar olabiliyor. Mesela Antep fıstığını ve hiç aşılayabiliyoruz. Yeşil odaklı. Bunlar aşılanabilenler. Armut'u, ahlata, alıça, yine armut çeşitlerine, malta yeriğine, muşmola'ya aşılayabiliyoruz. Bademi kendisine ya da farklı bir badem çeşidine, eriye, kayısıya, şeftaliye, vişneye, zerdaliye aşılayabiliyoruz. Elmayı yine yumuşak çekirdeklerden ayvaya, armuta, elmaya aşılayabiliyoruz. Buyurun. Yani aşıda fark etmiyor ama yetiştiricilikte fark ediyor tozlaşma açısından. Yok, onda bir değişiklik olmuyor, evet. Evet, gülü güle aşılayabiliyoruz. Fıstık çamını, kızıl çama, karı çama aşılayabiliyoruz. Kestaneyi, meşeye, kestaneyi aşılayabiliyoruz. Buyurun. Hocam, ayvayı armuta aşılayamıyoruz. Nerede? Armut, ayva. İkinci satır. Ha evet. Üçüncü satır. Şimdi armutu ayvaya aşılıyoruz. Burada önemli olan her ayva çeşidi aşılanmıyor. İlk ben yansıda gösterdiğimi hatırlıyorsanız ara araç kullanıyorduk. Ara araçta bu uyuşmazlığı önüne geçiyoruz. Kullandığımız ara araçta yine ayva. Evet, şeftaliyi, badem eriye aşılayabiliyoruz. Zerdaliye, şeftaliye, vişneye, badem aşılayabiliyoruz. Biz aşı yaptık ama tutmadı. Bunlar neden kaynaklanıyor? Teknik hatalarımız neler? Kullanılan materyal kurumuş olabilir. Yani aldığımız kalem kurumuş olabilir. Anacımız kurumuş, ölmüş olabilir. Hastalıklı olabilir. Aşı yüzü pürezi olabilir. İfade etmeye çalıştığım gibi o testereyle kestikten sonra düzeltiyoruz, perdaplıyoruz yüzeyimizi. Deri yaralar açılmış olabilir. Yara yeri, budamada anlattığım gibi yara yeri ne kadar küçük olursa bizim için o kadar iyi olur. Göz ve yara kalemi düzgün bir şekilde yerleştirememiş olabiliriz. Bağlamayı iyi yapmamış olabiliriz. Gevşek kalmış olabilir. Sıkı sıkıya bağlayacağız. Ne çok sıkacağız ne de böyle gevşek bırakacağız. Arada boşluk kalmayacak şekilde aşıda ağzımızı bağlayacağız. Buyurun. Merkezi, şehir merkezine yakın tarlamız, ağacımız. Neden böyle bir soruyla karşılaştık?
şehir merkezine yakın olup olmamasıyla aşırı bilmiyorum yani. İlk defa ben de sizden böyle bir şey duydum. Hiç bilmiyorum. İlk defa bilmiyorum. Yani bir Antep ısıtı bunlarla böyle çok sıklıkla karşılaştığımız bir ülke olduğu için. Hemen merkezli olmasında hocam çok aşırı bulunur. Ciddi verim alınıyor. Hemen merkezli. Yani yapılıyor. Yani Bornova'da da var. Özellikle böyle yaylalardaki melek işler aşılanıyor ama yani şimdi takdir edersiniz ki Antep'teki kilisteki gibi kabama Antep bahçelerimiz olmadığı için o yüzden hani diyorum çok sıklıkla karşılaşmıyoruz diye. Buyurun. Biz ne kadar iyi bir işçi çıkarsak da kuşların aşı kalemi kırması olabilir ya da keçinin aşı kalemini yemesi olabilir. İki doluku arasındaki uyuşmazlık olabilir. Uyuşmazlığı da aşı yaptığımız kalem ile anaç arasında uygun bir kaynaşma sağlanmıyorsa, kaynaşma sınırlı kalıyorsa o zaman bu yaptığımız işlemi başarısız olarak nitelendiriyoruz ve bu kombinasyonu da uyuşmaz olarak adlandırıyoruz. Aşı uyuşmazlığının en tipik belirtisi ise ağaçların ya da anaç pomcuların aşı noktasının düzgün bir yüzey oluşturarak kırılmasıdır. Ağaçlarımız, pomcularımız kırılıyorsa uyuşmazlık var demektir. Uyuşmazlığın belirtileri neler? Aşının tutmaması uyuşmazlığın belirtilerinin başında. Bu aşının tutmaması ama uyuşmazlıktan ziyade kişinin tecrübesizliği ya da daha böyle yalın bir haliyle beceriksizliğinden de kaynaklanabilir. Aşının tutması fakat gözün büyüyen yeni sürgünün çok yavaş büyümesi, istediğimizden daha geriden gelmesi, sürgünün meyilli olarak büyümesi, aşırının altında veya da üstünde istenmeyen yeni yeni sürgünlerin çıkması uyuşmazlık belirtilerinden. Yine anacın, metacın vejetatif faaliyetlerinde değişiklik zamanlarına rastlanması, yani anaç uyanıyor ama üst taraf, yani kalemimiz yetiştirmek istediğimiz çeşit uyanmıyorsa yine bir sıkıntı, uyuşmazlık var demektir. Aşımızdan elde ettiğimiz sürgünlerdeki yapraklarda zamansız sararmalar ve erken yaprak dökülmeleri varsa bu da uyuşmazlık belirtilerinden. Aşıda meydana gelen sürgünün meyveye erken yatması yine uyuşmazlık belirtilerinden. Burada yeri gelmişken söyleyeyim, bir bitki eğer erken meyve veriyorsa ya da her zamankinden daha fazla meyve veriyorsa bilin ki bir sıkıntı vardır. Temel sebebi soyunun devamlılığını sağlamaktır. O yüzden o kadar çok meyve veriyordur. Dolayısıyla bitkinizde bir sıkıntı vardır. Eğer yetişmiş bir bitki, gelişmiş bir bitki ise de muhtemelen yakın bir zamanda ölecektir diye düşünebilirsiniz. Aşı sonucu elde edilen fidanların ya da anaçların ani ve sebepsiz bir şekilde kuruması da uyuşmazlık belirtileri. Ve teşekkür ediyorum. Bu eğitimimize katıldığınız için şahsen ve Bornova Belediye Başkanlarına hepinize acayip teşekkürler. Yeni bir eğitimde buluşmak dileğiyle. İyi akşamlar.